İnönü Mahalle Muhtarı Ahmet Evren ben. İlk dönem 4 yıl oldu. İlk dönem muhtarlığımız. Tabii Torbalı Belediyesi, biz muhtarlık seçildikten sonra Torbalı Belediyesi'nde çalışmalarımız hep beraber devam etti. Belediye bize İnönü Mahallesi'nde hiç yapılmayan yatırımları yaptı. Bunların içinde, yatırımların içinde spor tesislerimiz oldu. Düğün sarayımız var. Çok güzel bir şekilde. Onu halkımıza kavuşturduk. Beklenen güzel bir şey, gereken bir şey gerekirdi mahalleme. Bu da bir meydandı. O meydana, güzel bir meydana kavuştuk. Bu meydandan halkımız çok memnun. Artısı spor tesislerimize başkanımız çok önem verdi. Mahallemde spor tesisleri kuruldu ve şu anda kurulmaya devam ediyor. Bu şekilde memnunuz belediye başkanımıza. Hizmet, yapılan hizmetler de bizi memnun ediyor, halkımızı memnun ediyor bizden. Çok halkımız memnun. Valla bizim değil, vatandaşların tabii ki memnuniyeti önemli. Vatandaşlarımızın en çok memnun olduğu mahallemde meydana bir ihtiyaç vardı. Bir soluk alacak, bir nefes alacak yer, çoluk, çocuk, ailece bir oturacak bir yerdi. Bu meydanı bize kavuşturdu. Halkımız bu meydandan çok memnun. Yani halkımızın adına da belediye başkanımıza teşekkür ederim meydan için. Tabii ki aileler çocuklarıyla beraber, ailesiyle beraber, misafirine beraber oturuyorlar, çayını, kahvesini içiyorlar. Rahat bir ortam burada söz konusu. Yani hiçbir sıkıntı olmuyor, rahat ediyor vatandaşımız. Bu yüzden yatırımlar hızlı bir şekilde olması gerekiyordu. Bu çalışmaların hepsi bizim mahallemizde mevcuttu yani. O yüzden yatırım Torbalı Belediyesi bu 4 yıl içerisinde bizim mahallemize çok güzel yatırımlar yaptı. Bu yatırımlar yol konusunda olsun, parklar konusunda olsun. Yani bu, bize güzel yatırımlar yapıldı. Artı bir de belediye başkanımız hizmeti yerinde, vatandaşımızın istediği hizmetleri geldi vatandaşımızdan yerinde dinledi. Yerinde dinledikten sonra bu hizmetleri karşılığını verdi. Bu yüzden vatandaşlarımız memnun, biz de memnunuz. Şimdi doğalgaz gerçekten büyük bir sorundu. Benim mahallemde doğalgaz yoktu, bu 5 senedir yoktu yani. Sadece 3 Pınar'da vardı doğalgaz. Bu tarafta biz bu çalışmalara 4 sene devam ettiğimiz çalışmalara en sonunda neticeyi verdi. Şu anda 4 aydır mahallemde doğalgaz çalışması başladı. Bütün mahallelerde doğalgazımız olacak. Allah nasip ederse yılbaşında doğalgazımız yanmaya başlayacak. Yani bu konuda da başkanımızın da çok şey oldu, yardım oldu, desteği oldu. Çünkü doğalgazı hep beraber destekleyerekten biz 4 yıldır çabamızı bu şekilde değerlendirmiş olduk. Evet, bir iki tane oyun parkımızda spor tesisimiz eksik. Vatandaşlarımız şimdi malum yaşlılarımız var, gençlerimiz var, spor yapmak istiyorlar. Bu spor tesislerinde birkaç tanesine daha ilave, zaten altyapısı başlamıştı. Bir iki ilavelerimiz var. Onlar yapıyor. Bir de gençlerimizin için burada bir spor sahamız yok. Güzel bir spor sahası gençlerimiz için. Onu beklentimiz var, başka bir şey yok. Mesela Torbalı Belediyesi tarafından benim mahallemde Başakkent'te Siteler Camisi yapıldı. Başkanımızın sayesinde halıları belediyemiz karşıladı. Orman fidanımız ağaçlandırmasından orada katkısı oldu. Artı buradaki okullarımızın temizlikleri belediyemiz tarafından yapıldı. Boya işleri, bahçe düzenlemesi, bunlar hep Torbalı Belediyesi tarafından yapıldı. Memnunuz yani şu anda. Tabii ki şöyle, ihtiyacı olan vatandaşlarımızı biz buradan yönlendiriyoruz belediyemize. Belediyemizi yönlendirdiğimiz kişilerin ihtiyaçları hepsi karşılanıyor. Ondan da halkımız çok memnun. Çünkü giden vatandaşımız hiçbir zaman için olumsuz şekilde geri gelmiyor. Yani o yüzden de başkanımıza teşekkür eder. Çünkü hiçbir şey, vatandaşı ayrım yapmadan ihtiyacı olan kişilerle muhatap direkt oluyoruz. Ve bu ihtiyaçları karşıladığı zaman onlar da mutlu oluyor. Biz de mutlu oluyoruz. Başkanımız bu 4 yıldır çalışmalarımızda beraber çalıştığımız süre içinde başkanımızdan memnunuz şu şekilde. En azından belediyemize gittiğimizde karşımızda direktman kapıyı çalmadan girebileceğimiz bir belediye başkanımız var. Artı 7/24 telefon açık.
telefonla ettiğimizde herhangi bir vatandaşımıza desek ki başkanımızla görüşmek istiyor. Direkt aradığımızda başkanımız direkt vatandaşımızla diyaloğa geçiyor ve sorunlarını, dertlerini dinliyor. Bu konuda çok memnunuz yani. Şimdi bu LEP TV vatandaşlarımız için çok güzel bir şey. Nasıl güzel bir şey? Belediyemizin yapmış olduğu hizmetleri oradan izleyebilecekler. Yapılması gerektiklerini görecekler ve eksikliklerini oradan vatandaşlarımız istedikleri zaman Web TV aracılığıyla halkımız ihtiyaçları görecek, başkanımız ihtiyaçları görecek. Bu şekilde çok faydalı olacağını düşünüyorum. Vallahi şu anda altyapı tamamen oldu. Gördüğünüz gibi yollar doldu, kaldırımlarımız çok güzel oldu, ışıklandırmamız güzel oldu. Rahatız yani. Belediye başkanımızla biz bu şeyler tartıştık, görüştük, hemfikir olduk. Buraya geldiler kendileri. Hem memnunuz, iyi yani. Vallahi burada her şey yapılıyor. Şu anda da yapılıyor. Yukarı doğru şeyler park, oluyor. Parklar oluyor, yollar oldu, kaldırımlar oldu, düğün sarayımız oldu. Yani güzel şeyler oluyor, daha da olacak, ben buna inanıyorum. Vallahi iyi birisi. Çalışkan, iyi birisi. Büyükşehir onu biraz üzdü ama yapacak bir şey yok. Ben isterim. Ben memnunum yani. Allah için çalışıyor şimdi. Ben hani bir şeyini görmedim. Yani o şimdi bu torbalayı, bu havaleyi bilen birisi. Ya yatırımlarını yapmış. Yani ondan sonra gelecek adam bir daha uğraşmaz. Yani bu adam her şeyini biliyor. Evet. Başkan olarak biz memnunuz. Çok iyi bir insan. Yani ben bizim mahallemize park olsa iyi olur mu dedim. O da hemen bizleri düşünüp park yapmaya karar verdi. Çok iyi. Asfaltlar her yer düzeldi. Tozdan topraktan kurtulduk. Parklarımız güzel. O şekilde memnunuz yani. Düğün salonları yapıldı. Suyun başına çeşitli düzenlemeler yapıldı. Yani daha ne olacak yani? Meydanlar, her şey düzgün bir şekilde, su fişkiyeleri falan, bir güzel bir enerji verdi mahallemize. İyi yani. Vallahi kişilik olarak kendisi zaten anlatmamıza gerek yok. Herkes biliyor. Çalışmaları da güzel. Allah yolunu açık etsin. Çok memnunuz. Yollarımızı bakıyor, bakımını yaptırıyor, temizliğini yaptırıyor. Gayet memnunuz. Genelde ben AK Parti muhalifiyim ama bu belediye başkanına oy vereceğim. Çünkü çok sempatik, çok çalışkan bir arkadaş. Başkalarına oy vermek bence uygun değil. Bu adam çalışıyor, hakkını vermek lazım. Vallahi Torbalı Belediyesi hakikaten çalışıyor. Daha önce böyle bu asfaltlar yoktu. Perişandı ama gayet güzel bir yatırım var. Asfalt yapıldı, meydanları yapıldı, düğün salonu yapıldı, spor salonu, parklar. Yani bunlar daha önce yoktu tabii. Biz başkanımızdan memnunuz. Eskiden arabayla yaya yürümek zordu. Şimdi yollar güzelleşti. Arabalar rahatladı, biz rahatladık. Yapılan hizmetlerden memnunuz. Başkanından da memnunuz. Yani bir 10 yıl önce Ödemiş'ten geldim. Yani geldiğim zamandan bu yana bayağı bir fark var. Özellikle başkanımız Adnan Yaşar Görmez geldiğinden beri çok değişiklik var. Şu anda bayağı şey var ama sayamayacağım yani. Çok memnunuz. Yani tek diyebileceğim bu. Kendisinden de memnunuz. Allah'ım uzun ömür versin, sağlık versin. Başarıların devamını dileriz. Seçimde kararımız belli Allah'ın izniyle. Seçimde kararımız belli. Böyle bir başkanımız varken de başka bir şey düşünmek yersiz olur yani. Ben şahsım adına söylüyorum. Yani Allah'ın izniyle oyumuzu da vereceğiz. Memnunuz. Allah sağlık versin başkanımıza. Bu şekilde devam etsin. Torbalı Belediyesi'nden sorun yok. Fakat İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden sorun var. Yol yapılıyor. Aradan iki gün geçiyor. Birbirlerinden irtibatsız olduklarından dolayı millet çekiyor çileyi.
Torbalı Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnunuz. Gerek bu yollar olsun, ışıklandırmalar olsun. Meydan güzel meydan. Yaz günleri gidiyoruz orada. Çayımızı içiyoruz. Tek sıkıntımız bu yolla, bu Barapa Caddesi ile alakalı sıkıntımız var. Bununla alakalı ben Cumhurbaşkanlığı'na yazı yazdım. Ben geri dönüşte yaptılar. Bununla alakalı yetkili ilçe jandarma ile Büyükşehir Belediyesi'nin olduğunu söylediler. Yani biz bu yolun tek yön veyahut da sevgili olarak olmasını ben Cumhurbaşkanımızdan talep ettim. Bana geri dönüş yaptılar. Yapılan hizmetlerden memnunuz. Adnan Yaşar Görmez'den memnunuz. Ama tek sıkıntımız park. Onun haricinde bir sıkıntımız yok bizim. Lazım. Adam yapmaya çalışıyor. Kardallar var. Yiğidi öldür hakkını ver. Hocam, adam yapmaya çalışıyor. Engelleniyorsa bunun altında başka bir şey arayacak. Burada şey var ya, aynı dediğim bizim topi de başımıza Adnan geliyor. Abi ise hani engelliyor. Başkan yapıyor. Yapmıyor değil. Halkın arasını dinliyor. Halkın derdini dinliyor. Eyvallah. Ama sen bu adam burayı yapmaya çalışıyorsun. Yolların hala görünüyor. İşte daha şurayı yeni yapmaya başladı. Gayet hizmetlerimiz güzel. Sağ olsun başkan bizlerle ilgileniyor ama aması şu. Bizim yapmış olduğumuz hizmette bu yolları yaparken biraz daha hızlandırılırsa bu hizmetler iyi olur. Şimdi bir yola yapmaya başlıyorlar. Yolları yapmaya başlarken bir tanesi geliyor, yapıyor. Arkasından 3 ay sonra birisi gelip bunu bozuyor, tekrar yapmaya kalkıyor. Hani bu bir nebze bizim cebimizden çıkan bir masraf. Biz vergilerimizle, algılarımızla yapmış olduğumuz ödemelerimizle bu masrafı biz karşılıyoruz. Tamam belediye yapıyor ama ben muhtarlık yaptım. Ben Bayındır Osmanlar köyündenim. 5 sene muhtarlık yaptım. Köye ilk hizmeti 2004'le muhtarlığa başladığımdan 2005'te olmayan hizmeti ben getirdim. Sayın Aziz Kocaoğlu benim arkadaşım. Tanıdığım başkanım. Beraber çalıştığımız başkanım. Fakat ben başkanıma şöyle bir şey sesleneyim. Başkanım bunları hepsini beraber önceden tasarlasak da ihaleye hep birlikte versek de en sonra bu asfaltlamasını yapsak olmaz mıydı acaba?